Şu an İzmir'deyim. Kartal Durağı Çam Dibindeyiz. Burası Bornova'ya bağlı. Parça kumaşçılar bulunuyor. Şimdi bir tanesine, ilkine giriyoruz. Gün Tekstil mi burası? Tamam. Gün Tekstil'deyiz. Şimdi biraz sonra size içeriği göstereceğim. Kiloyla satılıyor kumaşlar. Şöyle arkamdan da görebilirsiniz. Detaylarını göstereceğim. Kendim için bir sürü kumaş alacağım. Belki sizler için de birkaç çekiliş yaparak hediye edebilirim aldığım kumaşlardan. Şimdi çeviriyorum kamerayı ve gösteriyorum. İsminiz ne abla? İsminiz Elmas. Ne? Elmas Hanım. Hep burada mısınız? Çalışanım benim, evet. Geldikleri zaman sizi burada görebilirler. Evet, hasta genel bir şey olmadığı zaman. Tamam, zaman şöyle size göstereyim. Elmas abla burada olan. Bu şekilde kumaşlar yığılı. Her çeşit var sanırım, değil mi? Penye üzerine ağırlıklı. Desenli, desensiz, penyesi, rıklarla rıklarsız var. Evet. Yan tarafta parçalarımız var. Evet, babamla birlikte geldik. Babam getirdi. Buraları normalde ben bilmiyorum. Babam detayını bildiği için onunla birlikte çıktık. Şu kumaşlar, evet. Ney baba bu? Neydi bunun şey, şeyi? İnterlok. İnterlok. Evet, çok güzel. Ribanalar var. Ribana. Evet, ribana da lazım. Onlardan da alacağım. Burası ribana olmalı. Yan kısmında bulunan parça kumaşların olduğu yere geldik. Buradan istediğinizi seçip alabilirsiniz. Az miktarda bulunuyor. Toplar halinde değil. Bu şekilde birçok çeşit bulunuyor içeride. All it takes is one fly. We be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea. I know it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, what? Ne yaptı? 7 kilo 300 lira. 6 lira böyle. 6 lira abla. 42, 45 lira diyorum. Ne kadar bir şey yapayım? I could feel the tension. We could cut it with a knife. I know. Şu an Murat Tekstil'deyim. Buradaki parça kumaşlara bakacağım. Buradaki fiyatlar biraz daha farklı. 10 lira, 15 lira ve 12 lira olarak değişiyor. Daha önceki kumaşçı da 6 ile 6,5 arasındaydı. Şimdi istediğim farklı çeşitler var. Onları da bulduktan sonra alacağım. Ve bulursak birkaç kumaşçı daha gezmeyi planlıyorum. Şimdi ben kumaşların içine doğru giriyorum artık. I got an idea. And I know it sounds crazy. Esin, kendini kaybetmişsin sanki. Evet, kendimi kaybettim. İstediğim tarz kumaşları da buldum burada. Onların hepsini seçeceğim şimdi. Üç ipli... Aa evet bak, o kadar çok soruyorsunuz ki bana üç ipli kumaşları nereden bulalım diye. Burada çok rahat istediğiniz parçada, istediğiniz ebatta bulabilirsiniz. Hani çok öyle büyük büyük parçalar ararsanız tabii yok ama bir alt eşofman dikebilecek kadar ya da üstünüze bir tunik, sweatshirt dikebilecek büyüklükte parçalar bulunuyor. Zaten kilosu da 10 lira. Yani çok uygunu alabilirsiniz. O yüzden mutlaka eğer İzmir yolunuz düşerse ya da İzmir'de yaşıyorsanız buralara uğrayabilirsiniz. Ben Ankara'dan özellikle buralar için geldim. Vallahi bir araba dolusu kumaş aldın Esin. Tamam, bir dahaki geldiğinizde bir araba daha alırız. Bagajı... Şuna baksana, bagajı doldurdun yani. Evet, bagajı hiçbir şey değil. Koyacağım mı? Let's get lost tonight. Let's get lost tonight.
Baby, when I can't seem to get you off my mind, let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, when I can't seem to get you, you got off plans my mind. Tonight. 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. Annemle babam şu an eskileri yad ediyorlar arkadaşlar. I'm a couple hundred miles from Japan tonight. The only thing I'm thinking about is you and I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Kumaşçılardan önce şimdi balıkçıya geldik. Böyle bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra kapanmazsa inşallah o zaman gideceğiz kumaşçılara. Kapanırsa şansımız artık. Looking through your timeline, seeing all the rainbows, I got an idea. And I know it sounds crazy. I just wanna see you. Öz sütün tarihine ilk başladığı dükkanmış burası. Az önce babam söyledi. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Kemer altında. Şöyle. Maalesef son kemer altındaki kumaşçılara giremedik. Çünkü yemek yedik ve biraz fazla vakit geçirdik orada. Şimdi size kumaşlarımı tek tek göstereceğim. Neler aldığımı ben de bilmiyorum. Sizinle ilk kez göreceğim daha doğrusu. Hemen başlıyorum. Bir çuvalım daha var. Onu boşaltmadım. Önce ilk uğradığımız yeri Gün Tekstil'di. Yanlış hatırlamıyorsam. Oranın kumaşlarını sizlerle paylaşacağım. Sonrasında Murat Tekstil'den neler aldığımı göstereceğim. Hemen başlıyorum. Böyle çok güzel. Farklı. Keşke babama sorsaydım ne olduklarını tek tek ama dediğim gibi sizinle ilk kez görmek istediğim için öncesinde herhangi bir konuşma yapmadık. Ama dokusu tam istediğim gibi kışa ve mevsim geçişlerine uygun bir kumaş elimdeki. Böyle hafif benekli bir yapısı var. Benim çok hoşuma gitti. Bunlardan çeşit çeşit şeyler yapılabilir. Sweatshirt yapılabilir. Alt eşofman yapılabilir. Tunik yapılabilir. Daha farklı farklı bir sürü alternatifi var. İstediğim her şeyi de değerlendirebilirim. Zaten önemli olan penye kumaşları bir arada bulabilmekti. Ben de her zaman İzmir'e geldiğimde alıyorum. Bu sefer sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden böyle bir güzellik yaptım kendime ve çokça aldım. Çift kumaşmış bu. Ben bunu tek yön sanıyordum. İç kısmında da ayrıca bir parça var. Çift yönlü. Çift yönlü olarak kullanabileceğim bir parçaymış. Şu an fark ettim. Alırken sadece dış kısmına bakmıştım. O kadar çok kumaş var ki orada. Dolayısıyla böyle hemen gördüğüm şunu da alayım, şunu da alayım, şunu da alayım deyip kantarın üstüne atmıştım. Şu an fark ediyorum ki içinde de farklı bir yönü varmış. Yani çift yönlü. İstediğim tarafa kullanabilirim ve bayıldım. Şu an aklımda çok güzel projeler, lambalar yanmasına sebep oldu. Ve farklı farklı şeyler de değerlendireceğim. Oldukça da fazla almışım. Metrelerini şu an ölçmedim. Sonrasında eğer ölçersem muhakkak alt kısma yazarım, belirtirim ne kadar olduklarını. Ama toplamda 185 lira para ödedik. Yani iki ayrı kumaşçıya da. Birisinde 8 kilo kadardı sanırım. Diğerinde de 10 kilonun üstünde kumaşım vardı. Kilo olarak 18 kiloya denk geliyor ama metre olarak çok çok fazla. Nereden baksanız 20 metre, 30 metreye yakındır aldığım kumaş toplamda. Onu da böyle hemen yanıma koyuyorum. Böyle dağ gibi yığacağım. Sonra 2 iplik çok güzel beyaz bir kumaşım var.
Bununla da kendime eşofman takımı dikmeyi planlıyorum. Eşim için kapşonlu sweatshirt dikebilirim. Oğlum için bir şeyler dikebilirim. Aslında kullanacak o kadar çok alan var ki yeter ki kumaşım olsun. Yeter ki fazla fazla bulunsun. Her şekilde değerlendirdim bunları. Sonrasında şöyle şu şekilde üzerinde ayıcık bulunan yine iki iplik, şardonsuz iki iplik bir kumaş ama diz izi yapmaz. Bunu da çok güzel takımlar yaparak değerlendirebilirim. Günlük böyle hemen takıp giyinip dışarı çıkacak kıyafetlere ihtiyacımız olmuyor ya. İşte Ankara için bunlar çok harika oluyor. Soğuk olduğu için havalar. Hemen şunlardan yapıp böyle üstüme giyinip dışarı çıkayım istiyorum. O yüzden çeşit çeşit bu tarz kumaşlardan bol bol aldım. Yine bunu da yanındaki dağa yığıyorum. Hemen dönerken aklıma geldi. Bulunduğum mekan biraz farklı. Değişik gelmiş olabilir sizlere de. Şu an annemin dikiş köşesindeyim ben. Bu makine annemin makinesi. Eski bir makina. Hem piko yapıyor hem düz dikiş yapıyor makina. Çok fonksiyonu olan bir makina ama oldukça eski. Belki buradayken çalıştırıp sizlerle de paylaşırım bu makineyi. Eski disklerle çalışan bir makine. Şöyle şuradan diskleri takıyorsunuz ve o şekilde istediğiniz desenin kumaşa işleyebiliyorsunuz. Böyle yine dediğim gibi fırsat olursa bunu muhakkak sizlere gösteririm. Bu arada şöyle bir penyem daha var. Bu da çok güzel dokuması olan. Bunu büyük ihtimalle sonbahar ve yaz aylarına doğru kullanabilirim. Çünkü ince bir yapısı var. Çizgili. Bu senenin oldukça modası olan bir kumaştı. Bir de böyle bir şey aldım. Ayrıca şöyle hırka dikebileceğim bir şey. Örgü bir kumaş. Bu da çok fazla. Herhalde 2,5-3 metreye yakın bir kumaş. Bunların hepsini Gün Tekstil'den aldım. Bunu da böyle tepeme koymuşum. Oradan aldıklarım bu kadar. Şimdi Murat Tekstil'den aldıklarıma geçeceğim. Şöyle gri olarak aldım bunu. Bunu oğlum için aldım. Fermuarlı ceket ve alt eşofman dikeceğim. Yani bir takım yapacağım onun için. Ona yetecek büyüklükte bir kumaşta. Sonra şöyle krem renkli yine kendim için takım istiyordum. Bu sene biliyorsunuz kış ayında normalde eskiden arkadan eşim bana da diyor. Tabii siz görmüyorsunuz ama oradan beni izliyor. Tamam sen de dikeceğim ama kalırsa. Önce bu senenin modası normalde hani şey derler ya. Fakirin düşkünü beyaz giyer kış günü müydü? Öyle bir laf vardı. Neydi o? Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü. Öyleydi galiba. Şimdi beyaz giymek moda oldu. O yüzden bu sene bütün kış boyunca herkesin üzerinde bol bol beyaz kıyafetler göreceksiniz. Eşofman takımları, günlük kıyafetler, alt üst takımlar. Bunların hepsi beyaz, krem, açık renk böyle bu şekilde gidecek. Ben de kendime birazcık modaya ayak uydurarak şöyle açık renk takımlar dikeceğim. O yüzden kendim için kullanacağım. Kalırsa sana da dikeceğim. Kalırsa. Kendime aldım gibi. Sonra şu şekilde penye kumaş aldım. Bunu da eşim çok beğendiği için aldım. Ona bir tişört dikeceğim bu kumaştan. Çoğu kişi böyle çok aşırı desenli şeyler sevmez ama benim eşim çok hoşlanıyor ve benim de çok hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden ona böyle hareketli bir tişört dikmek istediğim için bu kumaşı aldım. O da çok beğendi dediğim gibi. Bir de yine böyle bir penye kumaşım var. Onu da oğlum için tişört dikerim, pijama takımı dikerim ya da kendime tekrar pijama altı hatta üst takım gibi olarak da değerlendirebilirim. Çünkü 3,5 metre var. Rahat 3,5 metre var. Fazla fazla. O yüzden bir de böyle desenli penye alayım dedim. Ve penyesi çok kaliteli bu arada. Bir de böyle çizgili, daha önce de söylemiştim. Geçen sezonun modasıydı. Bu sezonda devam edecek. Büyük ihtimalle ilkbahar aylarından itibaren yine fazla fazla görmeye başlayacağız.
Kumaşım iki iplik kumaş ama içi şardonlu değil. Daha ince bir yapıya sahip. Yaz aylarına, bahar aylarına daha uygun. O yüzden bunu kış ayı için kullanmayacağım. Daha sonraki aylarda bunlardan çok güzel şeyler yaparız. Bu sezon biraz daha modelli uygulamalar yapacağım. Hep benden basit modeller istemiştiniz. Ben de basit modeller üzerinde daha iyi anlayabilmeniz için en minimuma indirgeyerek işlemleri bu şekilde anlatmıştım size her şeyi. Şimdi biraz daha üzerine düşeceğim, biraz daha hareketlendirebileceğim, biraz daha detay içeren ürünler dikeceğim artık. Dolayısıyla sizler de uygulamalarda bulunabilirsiniz. Yeni yeni şeyler de öğrenebilirsiniz. Size anlatmadığım daha bir sürü teknik, bir sürü model var. Zaten modeller asla bitmez. Sürekli kendini yenilediği için moda bazen çok şu sezon çirkin olarak gördüğünüz şey, iki sezon sonra ah bu ne kadar harikaymış, ben bunu neden giymemişim diyebilirsiniz. Dediğim gibi moda hem kendini yeniliyor hem de yeni teknikler bile aslında çıkıyor. Farklı farklı şeyler daha detaylı göreceğiz. Sonra çok severek aldığım bir şeyi daha paylaşacağım sizinle. Şöyle triko. Bundan salaş bir ceket dikmeyi istiyorum. Şöyle üzerime hemen alıp dışarı çıkabileceğim ya da evin içinde kıyafetimin üstüne geçirebileceğim bir ceket yapacağım. Bundan tunikler yapılır, farklı farklı kazaklar yapılır. Çok güzel bir kumaş ve biraz fazla. Yani birçok modelde bu kumaşı kullanacağım. Giderseniz bunları bulabilirsiniz. Salaş halde dökülenlerin içinde değil de rulo yapılmış raflarda birçok rengi ve yine aynı renkten bir sürü top halinde bulabilirsiniz. Daha büyükleri de var. Bu arada şu kumaşım için şöyle bir ribana buldum. Ribana ile dikmeyi planlıyorum. Rengi rengine uydurarak almaya çalıştım. Bununla böyle çok güzel şeyler üreteceğiz ikisini birlikte kullanarak. Ribanımı da böyle alayım. Sonra yine 3 iplik. Ben bu sefer 3 iplikten gittim neredeyse tamamen. Eşim için sweatshirt yapmayı planlıyorum. Hatta takımı bile yapabilirim. Bayağı var çünkü bu kumaştan. Böyle lacivert renkte. Bunun bir de ribanası olacak. Hemen şuradan evet. Şöyle yine bunu ribanasının rengini uydurarak seçerek aldım. Onun için güzel değişik şeyler yapmayı planlıyorum. Bunu da yine buraya alıyorum. Parlament mavi. Saks mavi de deniyor buna. Saks mavi ile parlament mavi arası. Evet. Böyle bir yine 3 iplik kumaş aldım. Bunu ben almadım. Eşim doyamadı, kendisi attı içine. Hadi attı madem dedim. Onu da arada aldık. Yine o kendisine büyük ihtimalle seçti. Onun için bir şey dikerim. Ya da alt eşofman da olabilir bana. Hayır mı? Hayır. Ne istiyorsun? Kapşon mu? Kaç tane kapşon mu dikeceğim sana? 9862. Doymuyordu. Bunu kız kardeşim için aldım. O istedi. Ona vereceğim. Çok güzel. Gerçekten harikaymış bunun içi. Hiç kendime almak aklıma gelmedi bu renkte. Çok güzelmiş. Harika. Hiç diz falan da yapmaz. Diz yapıp yapmayacağını da nasıl anlayacağınızı söyleyeyim. Parmağınızı şöyle tutuyorsunuz. Gerdiriyorsunuz. Sanki kaşırmış gibi sert bir şekilde. Bırakıyorsunuz. Eğer orada herhangi bir iz oluşmadıysa o kumaş diz yapmaz. Bu da bir tiyoydu sizlere. Eğer buraya kadar izlediyseniz şanslısınız. Çünkü arada bilgi veriyorum. Kaçırmayın. Atlayarak izlemeyin. Hepsini izleyin. Bir de böyle siyah kumaş aldım. Bunun da gerçekten içi çok güzelmiş. Bunu da yine kız kardeşim aldım. Bir açık bir koyu renk istemişti. Toz mavi ve siyah onun oldu. Bir de ona ribana almıştım uygun olarak. Belki farklı bir şey yapmak ister kullanır diye. Siyahın ribanası. Gri ilk gösterdiğim kumaş için ribana aldım. Yine oğlumun kıyafetini dikerken kullanırım düşüncesiyle.
O da şimdi çıktı. Küçük bir parça yeterliydi. O yüzden küçük aldım. Şöyle bordo renkli. Bundan kendime büyük ihtimalle kapüşonlu sweatshirt dikeceğim. Ama biraz daha farklı. Dediğim gibi üzerine model uygulayarak ilerleyeceğim. Farklı farklı şeyler yapmayı planlıyorum. Bazen bazı şeyleri söylemek istiyorum. Ama sonra söylemekten vazgeçiyorum. Çünkü fikirlerim de çalınıyor. Sizin de oluyor mu? Vallahi çalıyorlar. Çalıyorlar. Yine böyle yağ yeşili bir kumaşım var. Bu da üç iplik bir kumaş. Bunları kışın bol bol kullanacağım. Ve son olarak şu kumaşı babam beğendi. Onun için aldık. Renginden dolayı değil, kumaşının yapısından ve dokusundan dolayı babam beğendi. Bu yüzden bu kumaşı aldık. Evet anneciğim, sen uyuyordun o zaman. Uyuyordun sen. Son kumaşım buydu. Bir de ribanam var. Şu mavi kumaşımı ribana almıştık. Gel anneciğim, gel. Gel. Evet, hepsini aldık. Hepsini çıkarttık. Ribanam ayrı. Son kumaşım da buydu. Babamla gitmenin büyük avantajını yaşadım. Çünkü babam bütün kumaşçıları biliyor. Hepsini birlikte tek tek gezdik ve çıkardım poşetten. Oğlum da çıkacak. Anneciğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kumaşların poşetinin içine girdi. Anneciğim. Oğluşum. Kumaşlarımın hepsi bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret alınmıyor sizlerden. Ve anında haberdar olabilmek için orada küçük zil işareti açmanız gerekiyor. Açmadığınız takdirde hiçbir bildirimden haberdar olamıyorsunuz. Ve videolarımın yayınlandığından haberiniz olmadığı için izleyemiyorsunuz. Genelde soruyorlar ben neden kaçırdım bunu, neden izleyemedim? Hepsinin sebebi bu. Oradaki zil işaretini açacaksınız. O zaman her seferinde haberiniz olur.